İstanbul-Kabil takriben 5 saat. Süre bir şey değil de uçaklar nadiren vaktinde kalkıyor. Yorucu olan beklemek, yoksa yolculuk keyifli ve rahat. Afganistan Sarp dağlarla kaplı bir ülke. Kabil ise, tabiri caizse, çanağın dibinde. Tayyare döne döne alçalıyor. Pilotlar cambazlık yapıyor adeta. Bir yere gidince oranın büyüğünü ziyaret etmek lazımdır. Kabil'de ilk işimiz Şah-ı Düşemşir Hazretlerini bulmak oluyor. Mübareğin asıl adı Paris radıyallahu anh. Hazreti Osman devrinde buralara kadar geliyor. Taliplere ilim ve edep öğretiyor. Küffar Müslümanları katle kalkınca elini kılıçlarına atmaktan çekinmiyor. Kılıçlarına diyorum çünkü çifte kılıçla vuruşuyor. Zaten Düşemşir, iki kılıçlı lakabı oradan geliyor. Mübarek şehit düşüyor. Kabil halkı onu unutmuyor, yıllar sonra gördüğünüz türbe yapılıyor. Aynı Eyüp Sultan Hazretleri gibi. Hem müminleri çekiyor, hem güvercinleri topluyor. Afganistan'da kıtlık var sanmayın. Parası olana yok yok. Ne ararsan bulunuyor. Bayram evveli sokaklarda bir hareket, bir heyecan. Sükûnet herkese yarıyor. İnsanlar kitap ve çiçeğe bile para ayırabiliyor. Orta direk ve dar gelirliler, Pulkışti Köprüsü yakınlarındaki seyyarlara koşuyor. Çocukları için üst baş seçiyorlar. Kabil, emin bir kent. Döviz alıp satan ayaklı sarraflar binlerce doları ortada bırakıp camiye gidebiliyor. Kuyumcular ki ortalık karışsa en rahatsız olacak insanlar huzurlu görünüyor. Onların da cami önlerinde güzel kokular satılıyor. Itırlar iri enjektörlerle çekilip şişelere basılıyor. Takke çeşitleri daha zengin. Burada takkeniz mensubiyetinizi ele veriyor. Tacik beresi, Türkmen sarığı ve peştun işi açık alındılar. Afgan halkı misvak kullanmaya özen gösteriyor. Belki bu yüzden dişleri sıhhatli. Tebessüm yakışıyor onlara. Şehrin büyük, temiz ve bakımlı camileri var. Gün boyu müminleri ağırlıyor. İlmi sohbetlere mekan oluyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça bıçakçılar kaldırımlara yayılıyor, bileyciler sokak aralarında çark çeviriyor. Kabil civarlarında hayli akarsu olmalı. Pazara iri iri balıklar geliyor. Yarılıyor, soyuluyor, hatta kızartılıp ekmek arası sunuluyor. Peynir tek tip. Çeşit yok ama en azından bulunuyor. Meyve sebze bol maşallah. Şekerlemeciler, kuru yemişçiler her zaman iş yapıyor. Ama bayram arefelerinde ciro katlanıyor. Biz kuru yemişlerimizi fırına veririz. Onlar kumla kavuruyor. Mısırları da. Tatlıcılar sıkı çalışıyorlar. Yağı meçhul olsa da denemekte fayda var. Meyve suyunu seviyor. Bilhassanlar ve havuç suyuna bayılıyorlar. Para yok ama hayat ucuz sayılmaz. 1 kilo elma $1. Şişe suyu bizden pahalı. Yağ desen ona keza. El arabaları yaygın. Bunlar motorlu taşıt olmadığından değil, alışkanlık. Sanırım çarşı içinde daha pratik oluyor.
Mekanik saatler çok tutuluyor. Kim bilir bu kaçıncı tamir? Ustalar mahir. Saatin dilinden anladıkları ortada. Elbiselikler, örtüler, rengarenk kumaşlar. Kapmış kacakmış istemediğiniz kadar. Ama bizim gibi yabancılar bilhassa iki şey alıyorlar. Kakule ve çay. Yeşil çay. Burada herkes çay tiryakisi. Seba veril suyu çiçek. Gelin kardeşler çay içek. Çaysız meclislerden geçek. Çay içelim, çay içelim. Nefsi hevadan geçelim. Seba verin hocası var. Kafkasya'da nicesi var. Buhara'da yücesi var. Çay içelim, çay içelim. Nefsi hevadan geçelim. Kabil'den sabah namazı çıkıyoruz. Kör karanlıkta. Bir süre düz gidiyoruz. Sonra yollar yılanvari kavislerle dağa sarıyor. Hızla yükseliyoruz. Rampa dik. Ağır araçlar inim inim inliyor. Ağlıyorlar adeta. Derken dağların dorukları aydınlanmaya başlıyor. Ama vadiler hala karanlık. Gecenin serinliği kuytulara sinmiş. İçiniz titriyor. Afgan otobüsleri namlı mimli. Taksilerle kafa kafa gidiyor. Var güçleriyle basıyorlar gaza. Soyulmuş elma kabuğu nasıl yay gibi sallanır, Salenk virajları ona keza. Yolumuz üzerindeki ilk belde Karabağ. Bir zamanlar bağlık bahçelikmiş, üzüm yollarmış Afganistan'ın dört bir yanına. Şimdi bildiğin bozkır, fide kütük arama. Ne zaman ki Rusların orman yakan uçakları gelmiş, bağlara alev yağdırmışlar. Netice ortada. Araba tırmanırken radyoda bir program başlıyor. Anlamıyoruz ama yine de içimiz bir hoş oluyor. Ama biliyoruz, Kur'an-ı Kerim şifa. Ve kesani ki der rahima cihad mikunen, yakinen be işan rahayı kudra minumayani. Ve kudavan yakinen ve mikukaran hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Be nami khodavandi bi andaze mehriban, nihayat barah. Alif lam mim. Tamam. Kış zor ve zahmetli. Karla, buzla bir şekilde mücadele ediliyor. Ama çığ öyle mi ya? Alıp götürür maazallah. Kayan kar yığınlarını yolun üzerinden aşırabilmek için gördüğünüz tünelleri yapmışlar. Yazın bir manası yok tabii. Sadece toz yutturuyor insana. Neden toz? Zira buzun hakkından tuz geliyor.
tuz asfaltı da eritip ufalıyor. Gördüğünüz manzara çıkıyor ortaya. Yahdina, yahdina kallah. Tepede bir türbe var. Adı Kabri Kinar. Kinar, muavin demek. Efendim o gün otobüs arıza yapıyor, stop ediyor. Fren boşalmış, geri geri kaymaya başlıyor. Muavin delikanlı takozu yetiştiremiyor. İçinde 40 tane can var. Ne yapsın? Kendini atıyor tekerleğin altına. Haza kahraman. Şoförler Fatiha okumadan geçmiyorlar ona. Zirve çok sarp. Tünelle aşılabiliyor ancak. Eskiden Kabil tarafından araçlar doruğa kadar gelip dururlarmış. Tünel bir adamın geçebileceği kadarmış zira. Yükleriyle saatlerce yürür, Mezar-ı Şerif cihetine geçerlermiş. Orada bekleyen başka arabalara biner devam ederlermiş yollarına. Düşünün, Afganistan iki ayrı ülke gibi. Salenk set gibi arada. Geçit yapılınca ulaşım kolaylaşmış. Ancak işgalci Ruslar da bu yolu kullanmışlar. Tam zirvede kaynaklar var. Buz, buz! Değil elinizi, dilinizi, ciğerinizi donduruyor. Karayolu istasyonu şu an terk edilmiş. Öylece duruyor dağ başında. Metruk harabe ürkütücü. Korku filmi çekilebilir pekala. Mustafa ağabey, Tacik şoförümüz Abdülgaffar'la pazarlık yaparken şart koşmuştu. Sürat yok, tamam mı? Tamam ağa. İyi de pedalı döşemeye yapıştırıyor. Her çıkışın bir inişi varmış, adeta alçaktan uçuyor araba. Abdülgaffar tabiri caizse slalom yapıyor. Kimini sağdan geçiyor, kimini soldan. Kimini ise daha soldan. Afganistan'da insan hayatı ucuz. Kaza yapar ve ölürsünüz. Büyütecek ne var yani bunda? Güneş yükseldiğinde yorulmuş oluyoruz. Kahvaltı da yapmamışız daha. Dursak iyi olacak. Dinlenme tesislerinde tuvalet yok. Mecburen araziye uyuluyor. Lakin abdest kolay. Dereler pırıl pırıl ve berrak. Elinizi yüzünüzü yıkayabilir ve kana kana içebilirsiniz. Lokantalarda et ve balık ağırlıklı bir servis var. Sabah sabah şaşlık yiyor, bol bol gök çayı içiyorlar. Buzdolabına ihtiyaçları yok. Meşrubat şişelerinin üzerinden serin suyu akıttılar mı, tamam. Araba yıkamak firmadan. Bahşiş verirseniz köpükle de ovalıyorlar icabında. Yeniden basıyoruz kontağı. Abdülgaffar ikazlarımıza rağmen yükleniyor gaza. Yol ip gibi inceliyor adeta. Ufak ufak dağlardan kurtuluyoruz. Tarlalar genişlemeye, dereler yayılmaya başlıyor. Ancak buralar hükümet askerlerinden değil, Taliban'dan soruluyor. Bilhassa Pulhumri'ye girdiğinde şoförümüzün tedirginliği artıyor.
sağda solda yakılmış petrol tankerleri. Fincan. Fincan evet. Nakşalar. Sık sık yol kesiliyor. Mayın imha ekipleri 7/24 çalışıyor. Daha yeni hareket. Durdurmuşlardır ha. Mezar-ı Şerife yaklaştıkça Hazreti Ali Kerremallahu veçe ile anılan mekanlar artmaya başlıyor. İki dağın arasından geçiyoruz. Halk burayı Hazreti Ali'nin kılıcıyla yardığına inanıyor. Yörenin havası güzel, suyu serin, narı bol. Afgan hanları yazlık saraylarını buraya kurmuşlar zamanında. Mezar-ı Şerif adını Hazreti Ali'ye ait olduğu söylenen bir türbeden alıyor. Küfe ile Mezar-ı Şerif arasında binlerle kilometre var. Bu nasıl olabilir? Aklımız almıyor. Afganlılar Hazreti Ali'nin Irak'ta şehit edildiğini ama naaşının buraya getirildiğini söylüyorlar. Niye? Çünkü o günlerde burası huzur ve sükûnet içinde bulunuyor. Muhteşem türbe şehre adını vermekle kalmıyor. Trafik, imar, her şey bu firuze kubbeye göre ayarlanıyor. Mezar-ı Şerif, Kabil'den daha düzgün ve ekseriyetle Türkler yaşıyor. Köklü bir sanayi var, ticareti biliyorlar. Eğer Kabil, Ankara ise, burası İstanbul. Farkı anlayın artık. Kemerbend, kemerbend. Önceleri burada Hoca Hayran adında bir köy varmış. Hoca Hayran'ı veli mi? Neydi? Vale, vale, vale. İsmi? Hoca Hayran'ı veli. Mezar-ı Şerif'i Hicri 530'da Sultan Sencer yaptırıyor. Moğol istilasının sürdüğü yıllarda halk bu koca türbeyi toprakla örtüp saklıyor. Tehlike geçtikten sonra Hicri 885, Sultan Hüseyin Baykar'a burayı temizliyor. Bilmiyoruz, belki de sil baştan imar ediyor. Alimler, veliler ve Özbek sultanları buraya defnedilmeyi çok arzu ediyorlar. Afganlılar İslam büyüklerine çok hürmet ediyor. Türbe avlularına ayakkabıyla basmıyorlar. Devam ediyoruz. Şirin şehir Şıbırgan'da bayrama hazırlanıyor. Çarşılarda hummalı bir alışveriş. Terziler nefes nefese şalvar kamis biçiyor. Eh, bir Afgani diktirmenin zamanı geldi. Zaten ne zamandır özeniyorduk. Kalabalığa da uyarız icabında. Sokaklarda Kızıl Ordu'dan kalma hurdalar. Arazide zırhlılar, tanklar. Belki de savaş şiddetli geçmiş buralarda. Şıbırgan Ulu Camii, 150 yıllık bir eser. Ama hayli yıpranmış. Onun tamirini de Türkler yapacaklar. Pazarlarda bir bolluk, bir bereket. Evet, insanlar fukara ama iyi kötü herkes heybesine bir şeyler atıyor. Sebzeler pırıl pırıl, hormon, ilaç, gübre bilmiyorlar. Orta Asya'da pilavlar havuçsuz pişmiyor. Bu işi seyyarlar hallediyor, rendeleyip pazarlıyorlar. Yaşlılar bıldırcın meraklısı.
kuşları cüzdan gibi yanlarında taşıyorlar. Hayvanlar mutlu. Sanırım sevildiklerini biliyorlar. Şıbırgan üzerinden Kızılayak köyüne vasıl oluyoruz. Burası sıradan bir köy değil. Selamünaleyküm. Orta Asya'da Ruslara karşı yürütülen cihadın temel taşlarından biri. Türkmenler Bolşeviklere karşı Kızılayak Halife etrafında kenetlenmişler. Bu bağlılık süre gidiyor hala. Dergahın şeyhi Abdülkerim Mahtum bilge bir insan. Türkmenlere, Özbeklere, Taciklere, Kırgızlara da çimento oluyor. Cemaat her sabah namazından sonra ve bilhassa cumaları Kızılayak Halife Hazretlerini ziyaret ediyor. Minik hafızlar öne çıkıyor. Pürüzsüz sesleriyle tilavete başlıyorlar. Gönlünüzü yuvup yıkıyorlar. Fısıldıyorsunuz. Maşallah. Dua bitiyor, eller yüzlere sürülüyor. Kalabalık birbiriyle musafaha ediyor. Edep var, muhabbet var. Özlediğimiz manzaralar bunlar. Şükür elhamdülillah. Yani bizlerin köylerimiz de iyi yani. Şükür elhamdülillah her şeyler burada var. Bu zamana Allah'ın verdiğine çok şükür ediyoruz. Sağ olun. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sizden geldiniz. Sizlerin tasavvurlarınızı çektiğimizler. Hoş arkadaşlarımıza, Türkiye'deki arkadaşlarımıza bizleri göstersiniz. Ömer abi verilen dersleri anlatıyor. İki ana dersgah var. Birisi Darül Hifaz yani hafızlık bölümü. Demin gördüğünüz. İkincisi Darül Ulum yani ilim okulusu. Bunda şer'i meseleler, fıkh, kelam, tefsir bunlar öğretilmektedir. Bu iki ana dilde, iki ana dil şeyinde dini konularda ders vermektedir. Yaklaşık Halife Kızılayak rahmetullahi aleyh'ten ta bu zamana kadar bu dersler verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu medrese Darul Ulum ve Darul Hifaz-ı Halife Sahib Kızılayak'ın medresesi. Bu medresede şul vakitte 3 üstad Mevlevi yani ilmi dini okutuyanlar 3 tanesi ve kari yani hafız hifz-i Kur'an ettiriyen üstad 1. Yani bu işi görünüp duran dervede. Bu vefa hifz bölümünün cayi ve otağı. Onun içinde hafız olacak Kur'an-ı Şerif'i yatacak olanlar okuyorlar. Cümle talaba takriben hifz ve böyle ki ilmi dini okuyanlar yüzün tevereğinde kapille aşırak, kapille adırak oluyanlar. Kur'an ve hifz etiyen olanlar takriben 40'ın astı üstünde. Ondan böyle okuları ilmi dininin başka bölümlerini okuyanlar. Onun ser müderrisi yani müderrisi alası hemmetinin üstünün şubildeki ihtiyarlısı. Ben özüm Abdülcebbar Mahtum. Şul medresenin başlakçısı bolgendir. Ve özüm şul medresenin kavmından, Kızılayak kavmın Mahtum kavmından bolgendir. Ve böyle kısı hem benim aç emekübeçem, emcemin oğlu Ma'mulu Miraceddin Mahtum'dur. Ol kimiz kema hakkahu vazifelerimiz icraat etiyendiriz. Yine birileri Anhoy Ulusvarlığı'nın şu Türkmen kavimlerinden Mevla Selam sahip diyendirler. Onlar hem bundan evvel şu medrese müderris bölgeyettiler. Filhal hem azirak dertlerden eytiyerler. Sizlerden çok teşekkürlük bildiriyoruz. Buna adı Azizullah. Azizullah Hafız. Azizullah Hafız. Muaddi Burhaneddin Hafız. Burhaneddin Hafız. Evet. Muaddi Muhammed Yakup Hafız. Muaddi Ahmet Şah. Hafız. Bu Hafız Nasrullah. Maşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u ila daris-selam.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Kur'an-ı Kerim Türkiye'nin son geyimi. Şiirde özün birisini belirsin de. Direkt demesinler. Şimdi Kılıç Medresesi'nde 200 talebe var. Ders okuyanlar ve hafızlık. 200 talebenin mutfağı burası. Bildiğimiz kazan. İşte bunlar da çay için. Ufacık kazanı var. Bu kadar abi. Şimdi bu medrese 200 talebe var ama 3 tane banyo var gördüğümüz gibi. Şimdi abi bu bildiğimiz bir abdest alacak yer. Bakın muslukları var da su akmıyor. Yani bu şimdi gördüğünüz muslukları abdest alıyorlar. Yani su yok. Aslında bu su akıda yetersiz. Şimdi o cuma günleri çok cuma çoğalıyor. 1500 kişiye kadar yükseliyor ama bu kadar. İmkanat. Bunlar tuvaletler. Şimdi burada pislikler dolunca sonra temizleniyor, götürüyorlar. Sonra yine böyle yani bu aslında 80 sene 70 sene önce modern bir tuvalet oluyor ama şu an yetersiz. Bir de o zaman şimdi hem nüfus çoğaldı hem de bu yani artık bu çok şey oldu. İlkel oldu yani tuvalet. Şimdi bu Kızılyakkuyu'nun Kur'an kürsü küçük çocuklar için. Şimdi Kızılyakkuyu 1000 haneli bir köy. Düşünün nüfusun kadar 10.000'e yaklaşıyor. Şimdi sadece bu oda var. Bunda 77 tane talebe var kışın. Kız ve erkek çocuk. Kızlar burada oturuyorlar. Erkekler bu tarafta. İmkanat yok. Olsa ayrı odalar olsa ayrı odalar olsa ona imkanatımız yok. Küçük çocuklar maalesef burada oturuyor. Tek oda zaten. Soğuk şimdi -19 derece oluyor. Bakın pencereler kırık. Şeyler kırık. İşte bir de oturan bir romatizmal zaten yapamazdı ama bakın hiçbir şey yok. Burada oturacaklar. Sonra çocukların da Müslüman şeyleri buradaki temiz. İşte gönderiyorlar. Hiç olmasa Kur'an-ı Kerim öğrenir. Namazlarını öğrenir diye. Burada sadece namaz, işte fıkh bilgileri ve Kur'an-ı Kerim öğrettikten sonra ondan sonra büyük şeye camiye gönderiliyor, medreseye. Bu ilk işte Kur'an kursu burası. Evet. Ama işte gördüğünüz halkın da imkanatı yok böyle bir para. Yani. Hoca Efendi de aslında sevabını Allah razı olsun okutuyor. O kadar bir maaşı ya da bir şeyi yok. خيركم من تعلم القرآن وعلمه دار الحفاظ خليفة صاحب القزلياق رحمة الله عليه خيركم من تعلم القرآن معناته شلدر كي به سلرن يخشراق لرنز قوراق لرنز إيراق لرنز كمدر كي قرآن عظيم الشاني مردم درغة أورثة وأوذهم أول أورنن ورسة Kızılayak bir zamanlar çok mamurmuş. Her cuma halı pazarı kurulur, semaver denen hanlarda tacirler ağırlanırmış. Yörenin nabzı atarmış burada. Havaliye Cengel Kelan denirmiş. Yani büyük orman. Ruslar yakmış, yıkmış, kurutmuşlar. Zaten savaştan sonra belini doğrultamamış bir daha. Şimdi birkaç esnaf ve birkaç sanat ehli tıkırdıyor. Çarşı eski parlak günlerini mumla arıyor. Bir zamanlar gün boyu küncü, susam yağı çeken değirmenler örümcek tutmuşlar. İşleyiver ha. İşleyiver.
Türkmen bizler Türkmen kavimlere selamet ediyoruz, Türkiye kavimlere. Ben şurada basketsallık müsterdik dükkanım var. Bizler Türk kavimlere bir tarafta ziyade selamet ediyoruz. Bizler hem şu Afganistan Türkler olup şurada bir vazifeyle oturuyoruz bizler şurada. Bir karayı bir çılık edip. Ve aleyküm selam teşekkür. İnşallah. Dikkatimizi çekiyor. Çocukların adları ya Huday Nazar ya da Abid Nazar. Benim adım Tahir Nazar. Onun adı? Ufan Ahmet'i mi? Onun adı neydi? Ufan? Orakam Huday Nazar. Huday Nazar, senin Baba. Adın? Benim adım Sahi Nazar. Sahi Nazar. Adı ne bunun? Abid Nazar. Maşallah. Bu da Kızılayak Halife'yi ve destanlaşan mücadelesini unutmadıklarını gösteriyor. Bütün Afganistan'da gariplik var. Ama bunlar sanki daha fukara. Neden gündeme gelmiyor derseniz, ağlamak gibi bir huyları yok. Şikayet etmiyorlar. Bu tabii şimdi ateş yanınca böyle koyuyoruz, bu da yanıyor. Sonra yemek pişiriyor. Orada çay kaynatıyor, kaynak su lazım oluyor onun için abi. Yani şu köşe bütün evin mutfağı. Ha mutfak. Bu da ya bu mutfağın şeyi yakıtı diyelim tezek. Burada bazen koyun tezek oluyor. İşte bu mutfakla odun deposu abi. Evlerin zemini toprak, duvarı toprak, çatısı toprak. Yatıyor kalkıyorsunuz, içiniz dışınız toprak oluyor. Akrep kop, çok. Kertenkele kop, sivrisinek kop. Şimdi bunun üç çocuğu var abi. Üç çocuğumla bir oğul kız. Bir oğul iki kız var. İşte bugün bayram olduğu için katlama dediğimizi yapacak herhalde. Tatlı mı yapacaklar? Yani, tatlı yapacaklar. Bu da bu oda abi. Hep salon oluyor. Hem salon hem de yatak odası. Yani her şey bu oda. Her şey bu odadan ibaret. Evet. Tamam abi. Evet. Bakın gardırobu burada. Buna katlama diyoruz. Daha pişmedi. Onu yağda kavuracak abi, üstünde şeker koyacak, yani bir tatlı oluyor. Çay içeceğiz, verecek çay kaynatacak derim. Kaynağım bak. Allah razı olsun. Demin Allah razı olsun. Çay için kanalı da var. Allah razı olsun. Selam, hoş geldin. Görünür mü? Kuda kam etmez mi kuda ya? Şimdi demek tatlı yapacak abi onu. He, anladım abi. Onu hazırlık. Bu Huday verdi abi. Hı. Yani bu gördüğümüz şey mutfak abi. İşte bu kazan, orada büyük kazanı var. Kazanda da çoktandır bir şey kaynamamış ya. Kaynamış. Bazen o abi çamaşır yıkamak için su da kaynatırlar. O onun için bu kazan. Hı. Yani büyüklüğüne bak. Kerle çamaşır için o. Aslında bu kazan abi. Bu da çay için su oluyor. Bak kanca çocuğun var? Bebek. 3. Hemmesi hem mi oynadın kanca? Hemmesi şu 3. 3 tane çocuğu var. Cemal Eke. Kimi kimsesi kalmamış bir kocamış kadın. Evi bir göz oda. Kim akıl verdiyse 3-5 kutu sakız, birkaç poşet şeker bisküvi almış. Bakkallık yapacak. Bibi Hanım umutlu. Eli para görecek. Kimseye muhtaç olmayacak. Hayal işte. Halbuki 30 adım ötesinde bir bakkal var. Ve adamcağız sinek avlamakta. Gel bak. Gezelim. Allah razı olsun. Anan abat, besi canım. Ben de oğlum yok. İki kız var. Bir huyldu, bir özmayla. Gördün mü ben?
Selamun aleyküm. Aleyküm. Maşallah. Tamam. En yürek kanatanı da Nasrullah Han'ın evi. Garibim felç olmuş, ceset gibi yatıyor. Çocuklar kederli, mahzun. Gülümsüyorlar ama sureta. Ah Mehmet, Sadık, Halide, Şahide. Bu dört çocuğu var bunun abi. İlk büyüğü kız 7 yaşında. 6 yaşında, 4 yaşında bir de bebek var. İşte bir hanım var. Hanım da kilim tokuyor abi. Kendisi de bu şeyde okulda. Şu okulda mı öbür okul? Bu okulda tabii değil mi? Okulda depocu abi, depo. Sormak. Maşallah. Çocukların adları ne abi? Adı ne abi? Bir Abdullah. Abdullah. Hamidullah. Bir Hatice. Bir Hatice. Terzi oğlumuz Habibullah. Habibullah. Şiple keser oldun değil mi? Benim de. Şiple keser sağ olun. Abi bunun bir şey, bilmiyorum, Siruz abi. Çok dikkat etmesi lazım ya şey. Çok dikkat etmesi lazım. İşte onun bilmiyor şeyini. Doktorlar da burada o kadar, burada doktor da yok. Abi orada Afganistan'da şans eseri yaşanıyor işte. Yaşıyorlar abi. Ve bir ateş düşmüş bir ev daha. Babaları şehit olmuş 5 yetim. Dede bitap, biçarenin kolları yana düşmüş. Boynu bükülmüş biraz daha. Şimdi abi bu Hayrullah vardı. Onu şehit etmişlerdi. Kim olduğunu bilmiyoruz. İşte bu hanımı, çocukları, 4 tane de ondan şey kaldı. Yetim diyelim, yetim çocuklar kaldı. Bu kaç ay oldu? Takriben 1 yıl oldu mu? 1 yıl oldu. 1 yıl oldu. 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Yani 2 seneye yaklaşmış. Şimdi abi devlet, ben de vardım, Mehmet Devlet diyelim. O ben de vardım abi o zaman. Odun al gidiyor çöle. Odun da tabii odun sonra da bir ateş yakıyor çay için. O zaman o biz kesev diyoruz o ateşi karıştırmak için. O da elinde el bombası mıymış yani mayın mı neyse onu o birden patlıyor abi. O şehit oluyor. Şimdi bir annesi kalıyor, bir de hanımı var. Bir çocuğu var. Ev alışıla geldiği gibi bir oda. Ama daha da daraltmış. Halı tezgahı kurmuşlar. Tıkırdayıp gidiyorlar işte. Akmasa da damlıyor. Bir halı tezgahı ne kazandırır diye soruyorum. Günde 100 Afgani filan. 2 kişi fasılasız çalışırsa. Bu para sadece çay içip ekmek yiyene yeter. Et, meyve derseniz asla. Bizimkilerle kıyaslarsanız buranın zengini de fukara. 100 koyunu olan bay kişi uzaktan gösteriliyor parmakla. Bilhassa çocuklar perişan, yavrucaklar toprakta yatıyor. Haşerat ve sürüngenle büyüyorlar kucak kucağa. Çocukların yüzlerinde yaralar görüyoruz. Bunlara deri leşmanyası deniyor. Bir nevi bakteri. Sivrisinekle bulaşıyor. Yara cildin derinliklerine doğru ilerliyor ve izi asla geçmiyor. Bilhassa kız çocukları için korkulu rüya. Hayvanlar için, hayvanlar için. Acı su mu abi? Tuzlu mu? Şor, şirin değil yani. Şirin değil. Eğer kuyu açarsanız su çıkıyor. Ama bu su şirin değil, şor. Yanisi acı ve tuzlu. On beşte bir gün kanallara su veriliyor. Köylü bunları toprak havuzlarda biriktiriyor. Lazım oldukça gidip alıyorlar.
Bu bizlerin içtik sularımız bu. Yani bu su arıktan geliyor. Arıktan geliyor. Bunu bizler havuz diyoruz. Yani havuz da şuraya geliyor. Şurada ne zaman desem 15 gün, 20 gün bu su şurada duruyor. Bizler şu bu manşur şu kadar açar. Su geliyor doluyor hepsi. Yani ondan sonra 15 günlere, 20 günlere kadar bizler şundan kullanıyoruz. Bizim içtik sularımız budur. Bu mideye dokunmuyor mu? Mideye yani dokunmuyor, biraz dokunuyor. Ne yapmak lazım be? Bizler mecbur da. Bardağa koyunca içindeki kurtları, kancalı hayvancıkları görebiliyorsunuz. İçtiniz mi karnınız gurul gurul ötüyor. Halbuki Amu Derya 50 kilometre ötede. Civarda akarsular da var ama baraj kurulmayınca su meselesi devlet meselesi. Halkın gücü yetmiyor buna. Hasta oldun, bittin. Revir, ambulans na mevcut. Hekim, hemşire arama. Yaşlı bir aksakal, İstanbul'da şunca ay kaldım. Camilerde namaz okudum, diyor. Bir tane bile çocuk cenazesi kalkmadı o zaman zarfında. Burada bebecikler beşiğinde ölüyor. Kundağı sıyırıp kefene doluyorsunuz. Babaları bırakıyor mezara. Her ne kadar kış gelirken kubbeler elden geçirilse de yağmur yağdı mı zemin nemleniyor. Yere rutubet tabanınızdan çekiyor. Böyle böyle çürüyorlar işte. Genç yaşta mevta. Su yok, elektrik yok, yol yok, muallim yok, 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 yok. Ve kimsenin umurunda değiller. Sesleri duyulmuyor. Somali, Sudan, Bangladeş'te garip ama Afganistan'daki sefalet fark atıyor onlara. İhlas Vakfı bilhassa bu mıntıkayı seçmiş. Hiç değilse şu Kurban Bayramı et girsin boğazlarına. Ben abi, çekiyor musun abi? Çekiyorum abi. Abi bu şekilde çalışıyoruz abi. Motorumuz var abi. Hep ekle gidip geliyoruz şeye. Ahire gidip geliyoruz. Çok güzel abi. Sabahları dolaşıyoruz. Hızmat ediyoruz abi elhamdülillah. Yeri gelirse şehir merkezinde motosiklete gidiyoruz. Abdülhakim Mahdum, İstanbul'da bulunmuş bir ağabeyimiz. Çok becerikli. Havaliyi de iyi tanıyor. Kesim yeri olarak 10 dönümlük bir araziyi çevirmiş. Abdesthane, mescit, mutfak, altyapı tamam. Kurbandan birkaç gün evvel civar eşrafı davet ediyor. Hazırlık mükemmel. Çaylar fokurduyor. Palov, pilav, ustaları maharetlerini konuşturuyor. Sağ olsun, kırmıyor, tarifini de veriyorlar. Buna ovalı yağ taşlamalı, koş taşlamalı, piyal taşlamalı, kaşı taşlamalı. Yağdan sonra et taşlamalı diyor. Et de. Evet, sonra soğan taşlamalı diyor. Brüş de taşlamalı üstüne. Kişmiş de. Kişmiş o. Tokuz emcem yeşil. Maşallah. Tokuz emcem bilen hepsi bitiyor diyor. He. Yani bunu hep şey taşladık şeylerin hepsi 9 olurmuş. Usta ben anlat yani. Yine bu bunda ne yapmış varmış, kaşır varmış, Türkmence de söylerim. He. Soğan varmış, yağ varmış, et varmış, sonra yine birinç varmış. Bu şeylerin hepsileri vardı, şuna hepsi 9 şey olurmuş. He. Yani 9 şey bilen bu yemek bitiyor. Kaftanını kuşanan gelmiş. Sanırsınız millet meclisi toplanıyor.
mihmanları çok güzel ağırlıyor ve tek tek bizimle tanıştırıyor. Şibirgan vilayetinin Atçapar köyünün aksakallarından Mevlen Bey, bunlar da Hocadükkan ilçemizin aksakallarından, aynı zamanda tüccarlarından efendim. Şem komandan. Şem komandan da bizim Hocadükkan ilçemizin komutanlarından. Abdülkayyum da bizim Hocadükkan ilçemizin aksakallarından. Kudayberen Mengecik köyünün aksakallarından. Haşim Bey de tüccarlarımızdan ve aynı zamanda Hocadükkan ilçemizin aksakallarından efendim. Gençler zarafetle ibrik dolaştırıyor. Peşkir leğen tutuyor. Anadolu'da unutulmaya yüz tutan adetler burada canlı bir şekilde yaşıyor. Şimdi efendim, Allah razı olsun, Türkiye'ye gittiğimizde İhlas Vakfı, İhlas Holding bize arka çıktılar, bize yardım ettiler, bize ön ayak oldular. Onun için orada yurtta çalışıp, yurtlarda hizmet etmek, bütün dünyadan gelen misafirlere hizmet etmek bize de nasip oldu. Aynı zamanda Afganistan'dan gelen öğrencilere de, bine yakın öğrenci geldi. Bu öğrencilere de elinden geldiği kadar İhlas Vakfı hizmet etti. Bütün öğrenciler adına, Afganistan'da okuyan öğrenciler adına Mutlu abimiz, Tokat İhlas Öğrenci Yurdu'ndan yetişen bizim Mutlu abimiz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Erol abimize bir cübbe giydirmek istiyorlar efendim. Böyle. Böyle bu şekilde duruyor Erol abi, bunun adeti. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeniliyor, içiliyor, eski dostlar kucaklaşıyor, dualar ediliyor. Görüşmek üzere. Motoruna binen gidiyor. Şimdi abi, biz Mezar Şerif'e gittiğimizde iki tane kasap yanımızda ilk önce görüyor dişini. Dişine çok bakıyordu. Önemli, çok önemli. Ha. Dişine bakıyoruz, eğer olsa alıyoruz, olmasa almıyoruz. Çünkü bir de şimdi, kurban malı. Bunun içerisinde 135 tane içerisinde 6 tane şey var. Tamam, diş yarmadık var. Yapmayacağız. Hayır, onu kurban yapmayacağız. Onu yapmayacağız. Onu tamam. Zaten onu önceden de dedik. Büyükbaşın kurban olabilmesi için 2 yaşının geçmesi lazım. Evet. 2 yaşının geçmesi demek ne demek? Ya şimdi mesela bana geliyor besiz, diyor ki, bu diyor Erol Bey diyor, bu benim ahırımda diyor doğdu diyor. Evet. Bu 2 yaşından fazla diyor. Evet. Kardeşim 2 yaşından fazla mı? Hı. Dişini açmamış. Evet. Ya hayvanlarda 2 yaşın göstergesi, 2 yaşını açma göstergesi diş. Evet. Veteriner de bilir bunu. Hı. Veteriner arkadaş. Hı. Dolayısıyla onu biz ne yaparız? Hı. Gözümüzle görmek için, evet, açarız ağzını, bakarız. Evet. Hah, bu geçmiş. Ondan sonra gözü kör mü? Evet. Gözüne bakarız. Evet. Ayağı topal mı? Evet. Yani kurbanlık vasfı olması lazım. Bir de kesim şeyinde yani o hayvanı alıp satacağız, hı, birisine vekalet vereceğiz, o, hı, onun olacak, hı, ondan sonra kesilecek. Evet. Yani biz 7 kişiden vekalet alıyoruz ya, hı, 7 kişi. Evet. Abi herkes verdi bize, biz o 7 kişinin namına bir tanesini satın alıyoruz. Evet. Ondan sonra o 7 kişinin vekaletini veriyoruz, hı, evet, sonra o kasap o 7 kişinin vekili olarak kesiyor onu. Müslümanların biz emanetçisiyiz. Bize, evet, adam bizi çok iyi tanıyor. Çok ihlaslı biliyor. Evet. Bunlara diyor bir şey emanet ettiğin zaman aynı bizim yaptığımız gibi yaparlar. Yapar. Evet. Bizim emanetimize hıyanetlik yapmazlar derler. Evet abi. Dolayısıyla biz de ne yapacağız? Oradaki o insanların bize güvenini biz de ne yapıyoruz? Size veriyoruz. Evet abi. Yani emanet ne demek? Vekil ne demek? Evet, asil gibi demek. Yani. Dolayısıyla biz hepsini buradan icabında her sene buraya gelemeyiz. Evet abi. Hepsine bakamayız. Evet abi. Siz ne yapacaksınız? Bizim oradaki yaptıklarımız, sınav bütün işleri, evet, aynısını burada yapmanız lazım. İsmim Mutiullah. Şivirgan şehrinden. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ni bitirdim. Yurtta kaldım. İhlas Öğrenci Yurdu'nda. Biz Türkiye'ye gitmişken iki üniversite bitirmiş olduk. Bir üniversiteye, sağ olsun Türkiye Cumhuriyet sayesinde, bir üniversiteyi de Anwar abimizin başta olmak üzere Mehmet Okoy abimizin, özellikle Tokat bölge temsilcimiz Halil Güler abimizin bize çok emeği geçti. Allah-u Teala razı olsun onlardan. Biz onlardan çok şey öğrendik. Öğrendiğimizi buraya gelince burada çok fark ettik yani. Başka milleti görünce, başka bizim de giden arkadaşları görünce biz ne öğrendiğimizi çok fark ettik onlar. Allah-u Teala hepsinden, başta Anwar abi olmak üzere razı olsunlardan. Biz burada, orada gördüğümüz hizmetlere
buraya, buradaki gençlere, buradakilere, bütün akrabalara öğretmeye başladık. Bir ev tuttuk buradan, yani yurdun temelini atmış olduk onların sayesinde. Hizmet buradan yerine, evet. Hizmet devam ediyor. Birkaç tane öğrenci arkadaşlarımızı eve aldık. Sohbetler devam ediyor. Burada Abdülhakim abi, Allah razı olsun, sürekli irtibat kuruyorlar. Türkiye'ye gidiyorlar, geliyorlar. Kurban hizmetlerinden de Allah-u Teala razı olsun. Bir 4 seneden beri beraber paylaşıyoruz. Garip, gurabaya, fukaraya yetiştiriyoruz. İnşallah bu hizmetlerin devamını ve bu hizmetlere biz de vesile olmayı isteriz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vakit daralıyor. Şıbırgan'da bizim alacağımız çapta hayvan yok. Mezar-ı Şerif'e gidiyoruz. Önce döviz bozdurmamız lazım. Bu işlere bakan iş hanında dükkanlara yalın ayak giriliyor. Pabuçlar kapıda bırakılıyor. Neyse, dolarları bozdurup Afgani yaptırıyoruz. Ve çanta çanta parayla yürüyoruz pazara. Hayvan fiyatları nispeten yükselmiş. Bu beklenen bir şey, şaşırmıyoruz. Abdülhakim Mahdum ve kasap arkadaşları dağılıyor. En semiz hayvanları seçip ayırıyorlar. Yerlilerle çalışmanın rahatlığı bu da işte. Hangi malın ne edeceğini biliyorlar. Bayram heyecanı halkı iyice sarmış. Hararetli pazarlıklar yapılıyor. Alan memnun, satan memnun. Hayat akıyor. İşte Afganistan'ın buna ihtiyacı var. Huzura. Arefe günü bizzat Halife-i Kızılayak Hazretlerinin alemini taşıyan sancak yerinden çıkarılıyor. Bir yıldır kah kar yağmur altında kalan, kah güneşle rüzgarla solan kumaşlar sökülüyor, yerine yenileri geçiriliyor. Eski sancak parçalara ayrılıyor, teberrüken misafirlere dağıtılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikel kitabu la rayba fih. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sabah erkenden kalkıyoruz. Namazlarımızı kılıp koşuyoruz ocak başına. Ve kibrit çakılıyor. Cılız alev ufak ufak büyüyor. Şimdi ocağı deve dikenleriyle beslemek lazım. Sahi böylesi büyük bir kazan kaynayacak mı? Kaynıyor be. Hem de anında. Dışarıda 3-5 yaşlı gönüllü soğanları soyup doğruyor. Koyunlar hızla parçalanıyor. Kolu bacağı itina ile ayrılıyor. Etler itina ile yıkanıyor. Bir daha yıkanıyor. Sonra bir daha. Usta kendinden emin. Parçaları besmele ile salıyor suya. Yamaklar sürekli deve dikeni taşıyor. Ateşi canlı tutuyorlar. Peki bunları nereden buluyorlar? Sahradan. Türkmenler bozkıra çöl diyor. Diken toplayıcıları 2-3 gün arazide kalıyor, birkaç hayvan yükü çalı yapıyor. Para da değil. Alayını alsanız 10 dolar etmiyor. Bu arada domatesler yıkanıyor, doğranıyor. Domatesler ufak tefek ve gök. Lezzet vereceği kesin ama renk de yapsın diyorsanız, evet. İki kutuda salça açacaksınız. İşi bırakmayacaksınız şansa. Sarımsaklar soyuluyor. Dişler tuza yatırılıyor. Balta tersiyle eziliyor.
En son çorba kabakları doğranıyor. Bunlar bizim bal kabaklarına çok benziyor. Kim bilir belki de aynı. Kabak çorbaya hem lezzet katıyor hem de kıvam veriyor. Cemaat camiyi doldurdu bile. Hoca Efendi Hicaz-Kahire karışımı bir aksan ile okuyor. Biraz Kabe imamı, biraz Abdülbasit, Abdüssamed. Ah şu hoparlörler sesi çatlatıp patlatmasa. Kızılayak Halife Hazretlerinin dergahı sabah erkenden hazırlanıyor. Gün kesif geçecek zira.